Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size bu renklerden bir model çalıştım. Modelimiz de şu şekilde. Küçük, minik nazar boncuklar. Siz bunları arkadaşlar isterseniz kele olan modeli diyebilirsiniz. Böyle biraz nazar boncuklarını andırdığı için renkleri, yuvarlak olduğu için nazar boncuğu gibi, bu şekilde sıralı nazar boncukları da diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. İlk önce yeşil kısmını yapıyoruz bu şekilde. Sonra bu nazar boncuklarımızı, kele olan kafalarımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, ilk başlarken de bu şekilde kirpikli trabzanlar yaparak başlıyoruz. Bu şekilde ipimizi tığımıza tutturuyoruz. Bir defa doluyorum. Ve hemen yandaki tığ battıya girdim. 2, 2 olarak aldım. 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi çekip buraya kirpik olarak kapattım arkadaşlar. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. 2, 2 olarak bu şekilde trabzan yaptım. Yine 4 zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde buraya 5 tane kirpikli trabzan yapıyoruz arası olarak. 5 tane kirpikli trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3 zincir. Bir defa tığımın başına doluyorum. Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battım arkadaşlar. 2, 2 alarak trabzan yaptım. Bir defa doluyorum. 2, 2. İkinci trabzanım. 2, 2. Üçüncü trabzanım. Bir defa doluyorum arkadaşlar. 2, 2 alarak buradaki sık iğnenin tepesine de bir tane trabzan yaptım. 3 tane de arkadaşlar bu taraftaki tığ battının içine 2 2 alarak toplamda 7 tane buraya trabzan yapıyorum arkadaşlar. Tığ battının dışına çıkmışım. Bu şekilde arkadaşlar. 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Dönüyorum arkadaşlar. Bu 7 tane yaptığım trabzanın ilk trabzan tepesine kapattım. Bir tane de zincir çektim arkadaşlar. Yaptığım yuvanın içine sık iğne ile kapattım. 4 tane zincir çekiyorum. 2 defa doladım. 2, 2, 2 alarak 3 seferde bir trabzan yaptım. Buraya 5 tane zincir çekiyorum. 4 ve 5. Kapattım arkadaşlar. Trabzan aramı kirpik yaptım. Tekrar 4 zincir yuvada kapatıyorum bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa doladım. 2, 2, 2 olarak aldım. Şimdi arkadaşlar buraya 7 tane zincir çekiyoruz. 7 zincirimizi yine aynı şekilde trabzan arasına girip kapattım. Buraya nazar boncuğumuzu yapacağız arkadaşlar. 7 zincirimizin içine. Tekrar 4 zincir çektim. Kapatıyorum yuvada. Bu şekilde arkadaşlar. İkinci dalımız. Ve tekrar 4 zincir. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2 olarak aldım. 5 zincir. 5 zincirimi kapattım. Trabzanımın arasında. 3 zincir çektim. Yuvaya girip bu şekilde kapattım. Evet arkadaşlar, 3 tane dalı hazırladık yuvamızı. Yine 3 zincir çekiyoruz. Bir defa doladım. Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battıma 2 2 aldım. Şu şekilde arkadaşlar yaptığımız yuvaya bakalım. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Yapılışı da bir o kadar basit. Şimdi şu 5 tane trabzanımız arkadaşlar, bu tarafına da ara suyu olarak yapacağız. 4 zincir trabzanıma kapattım kirpik olarak. Araya bir zincir, bir defa doladım.
yuvaya girdim. 2, 2 olarak aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım buraya kirpik olarak. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Trabzan arama girdim. Buraya tığ battımın arasına girip 2, 2 aldım. Tekrar 4 zincir. Kapattım. Bu şekilde 3. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Tığ battığımın içine girip 2, 2 aldım. 4 zincir. Kapattım buraya. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Tığ battığının içine girip 2, 2 aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu şekilde arkadaşlar. Yine 5 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi arkadaşlar 3 zincir çekip tekrar bu 7 tane trabzanı ve bu dalları yapacağız. Şimdi daha fazla videomuz uzamasın arkadaşlar. Nazar boncuklarımızın yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, ipimi tığa sabitledim. Burada yapmış olduğumuz 7 zincirli yuva vardı arkadaşlar. Ortadaki. Oradan girdim. Bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 6 zincir çektim. Ve buraya kapattım. Bu şekilde arkadaşlar bir tane yuva yapmış olduk buraya 6 zincirden oluşan. Bir zincir çektim ve düz yüzüne döndüm. Evet arkadaşlar, içine bir zincir çekip girmezsek burası dönük olur. Bir zincir çekip girdiğimizde daha muntazam gözüküyor. Şimdi arkadaşlar buraya 6 tane zincirin içine 8 tane sık iğne yapıyorum. Saydığım için her şeyi sayarak yapıyorum. Nedense arkadaşlar kek yapsam da sayarak veya böyle bir şey yapsam da çok büyük oluyor saymadığım zaman ya isabetsiz oluyor. Hani içini en azından ilk başlama yerini sayıyorum ki o eşit seviyede size de verebileyim. Şimdi buraya ben 7. tığ battımı yapıyorum arkadaşlar. Evet, şu büyüklükte sizinle konuşurken 7 tane ve 8. idi arkadaşlar. Bu şekilde buraya kapattım. 8.'yi buraya kapattım. Buraya 3 tane bir zincir çekerek ipimi bırakayım. Şu ilk başladığımız ipi de keselim arkadaşlar. Orada göz yormasın. Şöyle bir de değdirelim. Şimdi sarı ipimizi alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sarı ipimizi tığımıza tutturduk. Bu yapmış olduğumuz mavi yuvamızın yine ters tarafına çeviriyoruz arkadaşlar. Yeşil yuvadan sık iğne ile tutturacağız. Bu mavi ipimiz, zincirimiz altında kalsın arkadaşlar. Sarı ilmeğimizin. Bu şekilde. Şimdi 6 sarı, 6 mavi, 6 zincir çekmiştik arkadaşlar. Şimdi 12 zincir, 2 katını çekiyoruz. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 zincirimi çekiyorum. Buradaki yeşil yuvanın arkadaşlar içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde sabitledim. Bir zincirle döndüm yine arkadaşlar. Sık iğne dolduruyoruz. Bu 12 zincirin bakın arkadaşlar tam tepesine biraz da sık iğne yapınca açılacak. Bu şekilde sık iğne dolduruyoruz. Sarı rengimizi de altının üzerine 12 zincir çekerek sık iğneleri tamamlayarak yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın sık iğneleri yaptıkça alttaki yuvamız oturuyor, içerisine daha güzel oturuyor. Sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet, doldurduk. Son arkadaşlar bu yeşil yuvanın içine de tabii ki mavi zincir de içinde kalarak bu şekilde bir de yeşil yuvaya sık iğne yapıyorum. Şöyle iyice sıktıralım arkadaşlar. Altında zincir olduğu için biraz kabarık duracak. Ve bunu arkadaşlar son yaptığım ilmeği de arkada bırakmayıp bu şekilde buradan 2 tane ilmek alıyorum. Ve buradan geçiriyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar.
iki ipimi de kopardım. Yaktım. Şimdi arkadaşlar mavi ipimi parmağıma dolayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi son mavi halkamızı da geçirelim. Sık iğneli halkamızı yapalım. Burada 6 tane yapmıştık mavi, 12 tane de sarıdan yapmıştık arkadaşlar. Hep 2 kat 2 kat çıktık. Şimdi de aynı şekilde 24 tane, 12 12 24 ettiğine göre arkadaşlar bu şekilde 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22. Evet, 24 tane bu şekilde zincirimizi çekiyoruz. Şöyle yine ters tarafını döndük arkadaşlar. Yeşil yuvanın içine bu şekilde buraya sabitliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bir zincir çekiyorum, dönüyorum düz yüzüne. Düz yüzüne döndük bir zincirle arkadaşlar. Şimdi içine sık iğne ile dolduruyoruz full. Evet arkadaşlar, şimdi bu sarı sık iğne, sık iğneleri doldurdukça arkadaşlar içine oturacak. Sizler için arkadaşlar sayılarını ayarladım. Bu şekilde gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde geçiyor içine. Şurasını da yapalım. Esen Ahmet. Evet arkadaşlar. Son sık iğnemizi de yapıyoruz. İpimizi koparıyoruz. İpimizi arkada yakıp geleyim. Hem de Ezan-ı Muhammed'i dinleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Çok hoş bir model oldu gördüğünüz gibi. Püf noktalarıyla anlattım zincir sayılarını, sık iğnelerini. Bu şekilde yapılışı yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.